Buyuruz. Ne yaptı? Şu ev. Menderes 5 dakika kaldı çıktı. Eyvallah. Biz de baktırdık bu adrese. Bahar ablanın cesedini bulan herifin eviymiş. Ne diyorsun ya? Neyse biz bir bakalım, sen bekle. Buyurun. Çocuk şubeden komiser Barbaros Sunalı. Siz ve eşinizle biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii, ben... İçeride. Vay 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 vay. Cemal'in bak havuzu da varmış. Oo, tam zamanı aga, havalar da ısınıyor. Sezincim, arkadaşlar kim? Memur beyler, çocuk şubeden hayatım. Öyle mi? Hoş geldiniz komiserim. Hoş geldiniz. Sorun nedir komiserim? Ev sizin mi? Evet. Çok güzel. Maşallah, çok güzel ev. Sağ ol. Ama tuzludur bu muhitte oturmak, değil mi? Evet, biraz öyle. Hı-hı. Cemal'im. Aga. Bu beyefendi ne iş yapıyordu? Mesleği neydi bu? Yapım koordinatörü kendisi aga. Ondandınız değil mi? Evet komiserim de. Sorun nedir? Yani programla mı alakalı? Yok. 23 yıl öncesiyle alakalı. Bahar Eyüboğlu cinayeti ve Lara Eyüboğlu'nun kaybolmasıyla alakalı. Bahar Eyüboğlu'nun cesedini siz bulmuşsunuz. Doğru mu? Ne işiniz vardı orada? Ne yapıyordunuz? Nasıl buldunuz? Komiserim, biz yıllar önce ifademizi vermiştik. Dosya yeniden açıldı. Bana da bir ifade verin. Ne işiniz vardı orada? Biz çocukları arıyorduk. Hangi çocukları arıyordunuz? Suat o zamanlar kameramandı. Ben de basit haberler yapıyordum. Yılbaşı alışverişiyle ilgili bir haber kovalarken şehrin göbeğine çadır kurmuş sokak çocuklarıyla karşılaştık. Onlarla konuşmaya çalışırken de lüks bir apartmanın paspasında donarak ölen bir sokak çocuğunu fark ettik. Paspasta mı? Evet. Paspasta bir çocuk donarak ölmüş ve kimse fark etmemiş mi? Biz fark ettik işte. Hatta belki haberiniz vardır. Ölen çocuğun haberiyle ilgili sizinle beraber ödül bile aldık. Aferin lan size. Aferin. İyi ki ölmüş de çocuk, ödül almışsınız. Hanımefendi,
Siz devam edin lütfen. İşte biz o zavallı çocuğun haberini yaptık. Sonra da diğer sokak çocuklarıyla yaşadıkları şartlar üzerine haber yapmak için dağılıp onların peşine düştük. Sonra sokak sokak gezerken işte... rahmetli Bahar Hanım'ın cesediyle karşılaştık. Bahar Hanım'ın cesedini bulduğunuzda yalnız mıydınız? Suat, çocukları bulabildin mi? Bırak şimdi çocukları, kadını bıçaklamışlar. Ne? Öncesinde verdiğiniz ifadelerde hiçbir şey görmediğinizi söylemişsiniz. Ne bileyim, bir ses, bir çığlık, bir gölge, kaçan biri. Sadece cesedi mi gördünüz? Komiserim, maalesef 23 yıl önce verdiğim ifadeye ekleyecek bir şey yok. Eyvallah. Suat Bey. Buyurun komiserim. Siz o gün olay anında kameranız yanınızda mıydı? Yanındaydı tabii hayatım, hatırlasana. Ya tabii vardı. Bir an dalgınlığıma geldi tabii, yanındaydı. Cesedi bulduğunuzda kameranızda herhangi bir görüntü çektiniz mi? Ben dosyaları incelediğimde herhangi bir kayıt göremedim de. Kimsin lan? Çekil şuradan be! Lan bırakma akıllı! Suat, çocukları bulabildin mi? Bırak şimdi çocukları, kadını bıçaklamışlar. Ne? Siz herhangi bir şey çekmediniz değil mi? Ya bir an böyle dehşete düştüm, hiç aklıma gelmedi. Çok korkunçtu, korkunç. Peki, iyi günler. Neydi şimdi bu? Ne oldu? Var bu herifte bir iş. Nasıl bir iş? Yapım necisiydi lan bu. Koordinatör aga, koordinatör. Aynen öyle. Bak bu herif koordineli bir şekilde rüşvet alıyor olabilir. Yoksa bu evde nasıl oturacak? Yani ölü bir çocuğun haberini yaparak ödül almış ve bununla gururlanan bir adam her türlü koordineli rüşveti alıyordur aga. Lan adam anlatırken benim kanım dondu. Herif neredeyse sevinecek ki ya abi. Ne anlattı da kanım dondu? Ya işte 23 sene evvel paspasla donan bir çocuğu
haberini yapmış karısı. Adam da ödül almış. Öyle bir anlatıyor ki abi, öyle bir anlatıyor ki... Ali abi, ne oldu, iyi misin ya? Ali, ne oldu, iyi misin? Ben tanımıyorum bunları. Nasıl tanıyorsun onları? Nereden tanıyorsun? Hey, soruma cevap vermedin. Büyüyünce ne olacaksın? Biz büyümüyoruz ki abla. 13 yaşında falan ölüyoruz. O donan çocuğu Zıpkın'la ben bulduk. Nasıl siz buldunuz Ali? Biz bulduk işte. Milyon dolarlık bir apartmanın paspasında donmuş kalmış. Sonra bir kadınla bir adam geldi. Adamın elinde kamera. Biz orada insanlığı gömerken herif haberin peşindeydi. Yani şimdi şu köşe başında birini kesecekler, öldürecekler. Çoğu insan ne yapar? Ne yapacaklar aga? Herkes çıkartır telefonunu çeker tabii. Suat gibi bir herif bir ceset gördü. Elinde kamerası olmasına rağmen kayıt almadı, öyle mi? Aga, ne diyorsun? Ha? Diyorum ki bu herifin elinde bir kayıt olabilir. Aga, Menderes'te bir şey bulduğumuzu duyup koşa koşa gelince tabii. Aynen öyle. Menderes'i o kayıt sayesinde koordineli bir şekilde şantaj yapıyor olabilir. Tamam Suat, tamam. Kapat hadi, kapat, kapat. Ne olmuş? Baş belası Barbaros Efendi. Şimdi de Suat'la sesini sorgulamış. Ay Suat. Suat konuşmaz. Konuşursa kendi de yanar. Ama Suat'ı sorgulayan Barbaros, Nermin'i de sorgular. Ya Nermin'i konuşturursa? Ya Nermin yurt dışında değil mi zaten? Birkaç güne dönecek. Naz. Barbaros bize fazla yaklaştı. Eğer bizi bulursa... Şş, şş. Gerekirse dünyayı içindekilerle birlikte yakarım. Yine bize yaklaşmasına izin ver. Hele seni yakmasına hiç izin vermem. Ne yaparsın mesela? Var varsa. Menderes. Barbaros benim dayımın oğlu. Biliyorum. Hem dayım kendi oğluna zarar vermez ki. Benim de gidip Barbaros'u öldürecek halim yok. Ev kadınıyım ben ya. Anneyim. Katil değilim. Biliyorum hayatım. Annesin. Öylesine söyledim zaten. Babam kumar oynuyor olabilir. Bana niye söylüyorsun şimdi bunu?
Bilmem. Belki de defolu bir insanı anlatırsam daha az utanırım diyedir. Sen niye utanıyorsun? Bırak oynayan utansın. Öyle olmuyor işte. Aile dediğim birbirinin kusurları için utanç duyar. Ah be prenses. Sana bu aile dalgasını var ya çok yanlış anlatmışlar ha. Siz kuzenime doğrusunu mu öğrettiniz? Aynen öyle. Biz birbirimizin kusurlarından utanmayız. Çünkü biz birbirimizi kusurlarımıza da severiz. Anladın mı prenses? Tamam elektrikçi çocuk. Beni yine zavallı gibi hissettirdin. Bugünlük yeter. Ya kusura bakma sen. Sen şimdi böyle bütün gün bana ters gelince ne yapayım? Benim bünyede böyle alışkın değil. Tepki verdi böyle işte. Neyse. Babam mı söyledi sana şeyi? Bu kumar muhabbetini? Hayır, hayır ama ben biliyorum. Annemin altınlarını sattı. Halamla ben altınların peşine düşünce de sahtelerini yaptım. Bana gösterdiğin bileklik gibi mi? Adama bak ya. Karısının altınlarına güvenip kumar oynuyor. Sen kime çektin prenses ya? Ha? Senin ananı da babanı da çekmediğin çok belli ha. Geldiler. Abi bak bugün bu bünye kodamanların mekanında kahvaltı yapıyordu. Bir kuş sütü eksikti. Şimdi beni tıktılar bu mutfağa bulaşık yıkıyorum ya. Ya bana ne demeli? Bugün bu eller 3 adli vakada otopsi yaptı. Şimdi burada yemek artıkları tavadan sökmeye çalışıyor. Nasıl? Sen kendin arandın ama ben bulaşık yıkayacağım dedim. Canım ben kendim arandım da tavada demedim artık. Bir de seninle biraz konuşmak istedim Gül Ayşe be. Şu Barbar'ı bir dinlesen mi? Ha kızım? Bak hiç kötü niyet yok ona. Mete abi. Bak seni de mecbur bırakmıştır. Barbar eski sokak çocuğu diye yalan söylemek zorunda kalmışsındır diye düşünmek istiyorum. Bu konuyu kapatabilir miyiz? Ne olur kalbini kırmak istemiyorum. Hadi. Biz Sabit abimden konuşalım. Ha? Öyle dedi demek doktor. Bekleyeceksiniz her an hatırlayabilir dedi öyle mi? Bol bol o zamanlardan bahsedin, boşlukları doldursun dedim. Hesap tamam. İyi, hesap tamamsa sen de gir içeri Sabit'im. Girmem. Bu ev bizim değil. Ya güzel abim, sen unuttun ama bu ev bizim. Sabit hiçbir şeyi unutmaz. Ev bizim değil. Bizim? Değil. Bizim ev başkaydı. Yandı, yandı. Bizim ev yandı gitti. Yanmadı, yanmadı. Yansa hatırlardın. Ne hatırlardın? Yanmadıysa nerede Sabit'in bizim ev? Bilmem. Nerede bizim ev? Ya güzel abim bak hatırlamıyorsun işte. Biz seninle ikimiz evi yaktık. Biz mi yaktık? Evet. Sobayı devirip yaktık ya. Niye devirdik sobayı? Biz deli miyiz? Ha işte günün en anlamlı sorusu da bu. Siz deli misiniz? Ya üstüme iyilik, sağlık. Biz niye deli olalım ya? Biz çok akıllıyız da. Barbar benim fotoğrafımı alınca sen de...
Aman neyse canım, Allah Allah. Ev yandı, bitti, kül oldu, velettahil namin. Tamam mı? Burası da bizim yeni evimiz. Sen de gel içeri artık. Gelmem içeri ben. Bu ev benim değil. Lastikçi benim. Hayda. İyi tamam, gitmeyin üstüne. Yavaş yavaş alışacak. Al şunu korkun. Gülayşe. Eline sağlık. Hadi sen de yoruldun, git dinlen azıcık. Mete abi, vallahi sen de sağ ol ya. Sabit'i hastaneye götürmekle kalmayıp geldim, bir de bir tepe bulaşık yıkadım burada. Ne demek Mercan? Yemek bedavaya geldi işte. Sabit'im. Müşteri gitsin. Çorba bitti. Müşteri değil Sabit. Arkadaşımız. Barbar. Ateş kuşlarının arkadaşı yoktur. E bak. Mete abi var, onunla takılıyor. Mete abi arkadaş değil. Ateş kuşlarının arkadaşı olmaz, doktoru olur. Çünkü Sabit kaza geçirdi. Bu insan arkadaş değil, gitsin. Tamam, gideceğim Sabit'im. Sabit'im değil. Sabit senin değil. Biz kimiz? Ateş kuşları. Herkes kalleş. Biz kardeş. Herkes kalleş. Biz kardeş. Ulan be. Sabit'in herkes kardeş. Barbar kardeş de işini bile özledim. Hatırlayacak oğlum. Hatırlayacak. Vallahi hatırlasa mı daha iyi. Hatırlamasa mı? Bilemiyorum. Siz ne yaptınız? Ali detayları anlatır da. Ben gitmeden bir Gülayşe'yle konuşayım. Yani dene şansını ama Enes çok yeni be Barbar. Sanki doğru zaman değil. Olsun be abi, şansımı deneyeyim ben. İyi. Yürü zıpkın. Ali abi. Neredeydin? Polisçilik mi oynuyorsun? Azıcık o sivri dilini tut cadı. Gülayşe. Gülayşe. Bırak. Bırakmam, konuşacağız. Yürü. Bırak dedim. Yürü. Gülayşe. Beni dinlemene ihtiyacım var. Biz seninle ihtiyacım var kısmını çoktan geçtik komiser. Beni seven o kıza ne oldu? Ne çabuk unutabildi her şeyi. Unuttuğu bir şeyi hatırladıysa bebek. Neymiş o hatırladığı şey? Herkes kalleş. Sağ ol vallahi her şey için Mete abi. Ben yatıyorum. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı olsun. Thank you.
açmasın şunu. Aç lan şunu, aç. Çaylar hazır. Sağ ol. Sağ ol abi. Ben Hacer Hanım'la uğraşırken siz ne yaptınız? Benim ipimi neyin çekeceğini öğrendik. O ne demek Ali? Şu paspasta donan kızın haberini yapan habercileri. Hatırlıyorsunuz mu? Hani Bahar abla cinayeti haberini de yaptılar. Hatırlıyoruz tabii. Hatırlamaz olur muyuz? Beybollarını programa çıkartanlar da onlar. Da. Ne olmuş onlara? O kameraman. Suat. Aynen. Suat. Menderes'te bir numarası var gibi. O geceyi kamerayı almış olmasından şüpheleniyoruz. Nasıl yani? Senin Bahar... Bahar ablayı öldürmemi de mi çekti diyorsun? Büyük ihtimalle. Sen ne diyorsun Ali? Ne yapacağız şimdi? Eğer kaseti bulursak yok ederim. Barbara bulamadık deriz. Olmaz. Menderes'in yakalanması için ben yanacaksam da razıyım. Hadi. Sabi sen yukarı bak. Zıpkın sen de şuraya. Thank you.
Ali! Kasa var burada. Sabit'i çağır. Sabit abi! Gel! Sabit, abim, açsana kasayı. Açıldı. Oha. Oha. Kaset yok. Flash bellek olabilir. Kutulara bakalım o zaman. Sen adamın karısının bilekliğini. Bunlar Suat'ın karısının altınları değil. Bunlar Menderes'in karısının altınları.